Şimdi Cumhuriyet'in 3 kuşağı oturumunun moderatörlüğünü gerçekleştirmek üzere hepinizin yakından tanıdığı tabii ki Next Akademi kurucusu Sayın Levent Erden'i sahneye çağırıyorum. Geliyor musunuz Levent Bey? Hoş geldiniz. Şimdi konuşmacılarımız da Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu. Kendisini. TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener. Yine çok yakından tanıdığınız bir isim. Ve tabii ki bizim son zamanlarda etkinliklerde ağırlamaktan keyif duyduğumuz çok genç ve başarılı arkadaşımız Gen Z Danışma Kurulu Üyesi Harvard'da öğrenci Zeynep Kurtuluş. Keyifli bir oturum olsun. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu nesil lafına eğleniyorum, üç nesil ama evet. Artık nesil kaldı mı bilmiyorum. Herkes iç içe geçti. Mesela üç kişiye bakıyorum, aralarındaki en gencinin herhalde hepinizin düşündüğü gibi Sani Şener olduğunu yani. Asla şüphem yok. Yani, ben de burada ne işim bakınca var diyorum ama. Bu gözle de net olarak görülüyor. Onun için diğer iki yaşlı hanım arasında en gencimiz de Sani Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Levent'ciğim. Onun için de bari sizden başlayalım en gençleriniz. Teşekkür ederim. Şimdi madem, bana... Çünkü iki hanım varken ondan başlamak gençlerden başlamak oluyor. Bu şey gençler lafını çok seviyorum çünkü onlar ötekiler. Hiçbir zaman gençler bu kadar ötekileştirilmemişti. Hatta ben Z kuşağı lafını dahi bir ötekileştirme olarak görüyorum. Bizden değil abi. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz anlamıyoruz ama falan şeklinde geliyor. Pek o inançta da değilim. Onun için neslin ötesine geçen çapraz nesilde olduğunuz için zatenizden başlamanın doğru olduğunu teşekkür inanıyorum. Teşekkür ederim bir de, madem ki Cumhuriyet hakkında konuşuyoruz, sizin geçtiğiniz yol aslında bana sorarsanız bir Cumhuriyet yoludur. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ben geldiğimde moderatör kim dedim. Levent Erden dediler. Ya bu kim, bu kim, bu kim? Sonra seni gösterdiler. Dedim ya mağara. Mağara Levent'tir onun adı. 40 yıldır biz mağara deriz kendisine. Ama okuldan kalan adı. Fakat Levent Erden diyorlar şimdi. Yani değişmiş. Mecburen. Mecburen. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan bütün insanlara başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere teşekkür ediyoruz. Çünkü Cumhuriyet olmasaydı ne bu kardeşimiz dünya şampiyonu olabilirdi, ne bu kardeşimiz Harvard Üniversitesi'nde okuyabilirdi, ne Pelin Hanım'ın menajeri, milli takım menajeri yönettiği takım dünya kadın voleybol şampiyonu olabilirdi. 1934'teki kadın hakları verilmeseydi, kadınlara hak verilmeseydi bunların hiçbiri olmazdı. Öncelikle Cumhuriyeti bir sistem olarak gördüğümüzde bugünlere, bu başarılara hepimizi getirdiğini görüyoruz. Tabii benim yolum da şu, ben tabii şöyle bir örneğim, Trabzonluyum ben. Trabzon'dan çıkan bir aile ama okumuş bir aile. Babam yüksek mühendis, annem de kız sanat okulunda öğretmen. Fakat dedem Trabzon'da Rumlara ve Ruslara karşı çatışmış büyük bir çete reisi. Onun çocuğu mühendis olmuş. Önemli bir hadise bu Cumhuriyet'te. Ve çete reisi ama şöyle bir şey var. Cumhuriyet'ten sonra, savaştan sonra çete reisine biraz daha devam etmiş. Maalesef Cumhuriyet döneminde 30'larda Sinop cezaevinde yatmış. Sinop cezaevinde güçlü de bir adam. Sebahattin Ali ile tanışmış. Sebahattin Ali'yi korumuş orada. Neden korumuş? Ya bu çocuk okumuş çocuktur diye korumuş. Yani okumaya o kadar merakı var. Ben Ankara'ya geldiğimde, Cumhuriyet neslini anlatmak istiyorum. Annem Trabzon'dan Ankara'ya geliyor. Tamam bir öğretmen ama ilk defa Ankara'yı görüyor. 1960'ta beni piyano kursuna yolluyor ya. Piyano kursuna. Yani Mithat Fenmen diye bir hoca vardı. 1960'ta Trabzon'dan gelen birisi. Böyle bir şeydi. Bunların attığı tohumlarla bizlerin buralara geldiğine inanıyorum. Yani önemli bir yolculuk ama bu sistem, bu platform sağlandığı için buralara geldiğimize inanıyorum. Ben tabii bunun sürekliliği çok önemli. İnşallah böyle gençlerle bu sürekliliği yaşayacağımıza inanıyorum sevgili Levent. Giriş olarak bunları söyleyeyim. Harikasınız. Buse, genelde dünya şampiyonu olan bütün kadınlarımızın adı Buse oluyor. Bunda bir özellik var herhalde. Boksörlerde de bir Buse var. Her tarafta Buse var. Senin yaptığın iş daha zor. Çok fazla bir kere bireysel bir spordasın. Takım birazcık daha fazla ses getiriyor.
Üstelik kadınların olmasının en az alışkın olunduğu spordasın. Hani voleybolda falan çok daha rahatız da senin yaptığın biraz daha da değişik, ilginç bir yolculuk. Nasıl başladın, nasıl gidiyorsun? Voleybolcular muhteşemler, çok güzel destekler buluyorlar. Sen aynı destekleri alabiliyor musun, ihtiyaç var mı? Öncelikle herkese merhabalar. 28 yaşındayım, İzmirliyim. Şu an Yalova'da beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda da A milli takımın en eski sporcusuyum. Eylül ayında yapılan son dünya şampiyonasında ülkemize kadınlarda dünya şampiyonluğu kazandırdım. Bu ülkemizde sadece bir sporcuda bulunan madalyaydı. Ben ikinci kez olarak tarihi bir başarıya imza attım. Gerçekten kadın güreşçi olmak, yani sporcu olmak zor ama güreş sporuyla uğraşmak inanın çok daha zor. Bizler günde 6 saat antrenman yapıyoruz. Güreşe çok hakim değilsiniz biliyorum. Erkek sporu öyle görünüyor, onu da biliyorum. Ama gerçekten kadının isteyip de başaramayacağı, elde edemeyeceği hiçbir başarı yok. Ben çok hareketli bir çocuktum. Çok zaman zaman okulda, derslerimde çok yaramaz bir çocuktum açıkçası. Bugünlere kadar gelmeme vesile olan ilk antrenörüm Selahattin Karaman, okulun bahçesinde beni keşfetti. İnanın okullarda birçok yetenekli sporcular var. Önemli olan bu çocukları, bu sporcuları keşfetmek. İnşallah ileride bizlerden daha başarılı, bizlerden sonra gelecek bütün sporculara destek olacağız. Bizler bunun için buradayız. Çok teşekkür ederim. Zeynep, hayat zor. Öyle mi? Tabii ki. Senin yaşındaki herkes, yani daha doğrusu maalesef Türkiye'de bir facia olarak 208 tane acayip üniversiteye girmek için insanlar ortaokuldan itibaren kan ter döküyorlar. Ne olduğu belirsiz benim için, ne olduğu belirsiz bir sınavda seçilip üniversiteye girip 1960'lardan kalma pek çok şey okuyorlar. Özellikle pozitif bilimler haricindekiler. Onun için de üniversitede iyi bir yere girmek bizde büyük bir başarı olarak görülüyor. Sen bunun ötesine de geçtin. Bölümün bile konuşulmuyor. Harvard'a kabul edildi diyorlar. Harvard'da ne bölümü olduğu, hani fındık fıstık satı ya da yeni çok modern olan okülizm falan gibi bir bölüm bile kazanmış olsam fark etmiyor. Harvard deyince insanların birazcık sesi nefesi kesiliyor. Nedir, nasıl oldu, nereden baktın, kim yaptı, nasıl senin gibi bir kızı seçtiler ya? Şöyle, ben şu an 19 yaşındayım. Sakaryalıyım aslen. İstanbul Cağaloğlu Lisesi mezunuyum. Tabii Cağaloğlu Lisesi mezunuyum deyince genelde böyle şey tepkiler geliyor. Nasıl yani falan oluyorlar. Biraz zor oldu, evet. Okulum bir devlet okulu. Yabancı dil eğitimi olarak Almanca veriyor. Bir sene Almanca hazırlık okudum. Ve İngilizceyi kendim öğrenmem gerekti. Ortaokuldan biraz temelim olsa da. Şöyle, ben lisede özellikle yabancı dil eğitimi, yani İngilizce dışında bir okul seçmek istedim. Çünkü lisede bir yabancı dil daha öğrenip üniversiteye başlama hedefim vardı. Ve üniversitede de birkaç dil daha öğrenmek istiyorum. Yabancı dilleri öğrenmeye yatkınım çünkü. Fakat okula başladıktan sonra çok büyük bir tatminsizlik başladı. Yani aslında hedeflediğim noktada olmadığımı ve daha iyisini başarmam gerektiğini fark ettim. O noktada o yaz bir New York'u görmek istedim ben. Orada dil okuluna gittikten sonra dedim ki ben Amerika'da okumak istiyorum, ben Almanya'da okumak istemiyorum. Ve hani politika ve ekonomi, bu arada Harvard'daki bölüm konuştuk. Politika ve ekonomi Harvard'daki bölümüm. Diplomat olmak istiyorum. Yani bildiğimiz bu alanda en iyi olan okul zaten dünyada Harvard. Ben de biraz galiba yüksekten uçmayı sevenlerdenim. Ve dedim ben Harvard'da okuyacağım. Tabii gülüyorlardı yani Amerikan ekolü okullardaki arkadaşlarım da. Yani Zeynep bak biliyoruz çok hırslı bir kızsın ama hani gerçekleri konuşalım bak, hani ailesi Harvard mezunu olanlar bile çok düşük bir havuz içerisine gireceğin için, girmesi çok zor bir okul. Çok mücadele etmem gerekti. Çok fazla fedakarlık yapmam gerekti. Okul içi, okul dışı, okul öncesi, okul sonrası, okul sırası hepsinde yani hep bir fark ortaya koymam gerekti. Akademik anlamda da, sosyal anlamda da. O şekilde oldu. Harika, tebrik ediyoruz bu arada. Teşekkür ederim. Yani çok zor bir şey olduğunu bu salondaki herkes iyi bilir. Tabii ki.
Onun için yani bunun başardığın kadar da aynı zamanda cesaret verici olduğunun da ya da burada geçtiğin yolun dahi hem heyecan verici hem cesaret verici olduğu da kesindir. Yani sen de bir yerden sonra bir şampiyonada gibi çalışmışsın diyebiliriz. Sanayi, sizde bir de başka bir numara daha var. Siz bir de bütün dünyada bir şeyler yapıyorsunuz. Acayip bir yerden başladınız. Hani dünya markası olmak lafı çokça geçer. Türkiye'de bu olmamıştır. 1973-2003 arası çok yüksek 2 haneli ya da 3 haneli enflasyon olan bir yerde kimsenin dünyada öyle kocaman büyük işler becerme şansı buradan çıkıp da kolay değildir. Aradaki dönem unutuldu çünkü şu anda enflasyon altında yaşamayı bilenler 55 yaş üstünde. Ama siz acayip bir dönemde acayip bir yol izlediniz. O yol planını da anlatır mısınız? O da çünkü bir yerden sonra bu dönemin iyi bir yolculuğudur. Teşekkür ederim. Şöyle kısa başlayayım. Yani biz bir kere ben insanların veya firmaların hayatta başarılı olabilmesi için zamanı yakalamaları gerektiğine inanıyorum. Yani teknolojiyi, gelişimi, bilimi çok iyi takip edip adapte olup ve zamanı yakalamak. Biz 1997'de Atatürk Havalimanı ihalesi çıktığında zamanı yakaladık. Yani bir özelleştirmenin geleceğini, büyüyeceğini yakaladık. Yani kimse göremedi bunu. Havalimanı özelleştirmesini yakaladık. Ondan sonra da rakiplerimiz bizim yarattığımız Mavi Okyanus teorisi var ya, Blue Ocean Strategy, ona gelmeden biz bunu devam ettirelim dedik ve dünyanın çeşitli yerlerine gittik. Büyük cesaretti. Çünkü havalimanları ülkelerin çok sevdiği şeyler. Yani showroomları. Onu başkasına, özel sektöre vermeye istemiyorlar. Bir yolcu geldiğinde ilk intibayı havalimanında alıyor. Giderken son intibayı havalimanında alıyor. Onun için çok çok değerli varlıkları. Fakat bunları girdiğimiz yerlerde kazandık. Yani şu anda işte senin şey yaptığın gibi 8 ülkede 15 havalimanındayız. Ama bunun dışında 120 ülkede bizim servis şirketlerimiz var. Yani lounge şirketimiz var, yer hizmetleri şirketimiz var, duty free şirketimiz var, yiyecek içecek şirketimiz var ve IT şirketimiz var, teknoloji şirketimiz var. Bu tabii önemli bir şey oldu. Çok kişiye rol model olduk. Yani TAV, çünkü neden rol model olduk? Mesela biz Tiflis Havalimanı'nı aldığımızda Gürcistan'da bir tane Türk yatırımcı yoktu. Şimdi biz gidip aldık. Ondan sonra herkes diyor ki ta buraya 150 milyon euro yatırdı, aldı, hükümetler değişti, ihtilaller oldu, Rus-Gürcü Savaşı oldu ama bir şey olmadı. Görüyorlar havalimanına girişte ve ondan sonra yatırım gelmeye başlıyor. Aynısı Makedonya'da oldu, aynısı Zagreb'de oldu, aynısı Tunus'ta oldu. Her yerde bütün bunları örnek bir rol model olarak getirdik. Bu tabii yine hani konumuz olduğu için Cumhuriyet'in değerlerinin yarattığı bir şey. Yoksa bizim oralara gidebilme şansımız yoktu. Bir Türk firması olarak o şansımız yoktu. Şimdi bu son dönemi sen sordun aslında. Son dönemdeki stratejimiz şu. Yani offense and defense. Hem müdafaa yapıyoruz hem hücum yapıyoruz. Yani pandemide yolcu sayısı düştü. Havalimanları bomboş ama bizimki açık. Yani restoranlar, oteller isyan ettiler. Dediler ki işte bizim kapalı. Kapalı ama müşteriniz de yok, müşteriniz yok, kapalı. Biz müşterimiz yok, açığız. Çünkü kargolar için, insani yardımlar için, her şey için havalimanların açık tutulması lazım. Çok zor bir dönemdi. Pandemide zor bir dönem atlattık. Orada defans yaptık. İşte bir sürü yani maliyet düşürücü etkinlikleri devreye soktuk. Ama hücum olarak da ne yaptık? Kalktık Almaty Havalimanı'nı aldık. Millet şaşırdı. Yani deli mi bunlar? Tek biz girdik ihaleye. Başka giren yok. Korkuyorlar. Yani bu pandemide yolcunun bir daha geri geleceğine inanmıyorlar. Pat Antalya'yı aldık. Pat Esenboğa'yı aldık. İşte müdafaa ve hücum birlikte yönettik. Ona şey diyorlar. Geçen gün okumuştum bir yerde. Bir Çinli şef gibi diyorlar. Sour and sweet yapıyor. Yani tatlı ve ekşi yapabiliyor aynı anda. Onu becerebildik bu son dönemde. Ve şimdi yolcu çabuk geldi. Yolcu çabuk geldi. Mesela bu yaz hepiniz çok ciddi rötarlar görmüşsünüzdür. Ama o gördüğünüz rötarların hiçbiri Türkiye kaynaklı değil. Yani çok azı Türkiye kaynaklı. Hepsi Avrupa kaynaklı. Çünkü Avrupa pandemiden çok hızlı dönüleceğine inanmadı. İnanmadığı için böyle erken emeklilik yaptı. İşte işçileri işten çıkardı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Yolcu geri gelince güvenlik görevlisi yok, pasaport görevlisi yok, kulede air traffic control yok, şu yok, bu yok. Çok sıkıntıda kaldılar. Pilotların da biliyorsunuz 16 saat duty time'ı var. Kokpite oturduğu anda 4 saat bekliyorsa o sayılıyor. Bazen çıkıyor gidiyor.
Saati doluyor. Yani gelişi yapmıştır, dönüşü yapmıştır. Türkiye'de çok etkisi oldu. Ama biz yolcunun geri döneceğini biliyorduk. Niye biliyorduk? 99 depremini yaşadık. 2001 krizini yaşadık. 11 Eylül'ü yaşadık. Afganistan Savaşı'nı yaşadık. Arap Baharı'nı yaşadık. Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki krizi yaşadık. Atatürk Havalimanı bombalandı. Arkasından 17 Temmuz oldu. Herkes 15 Temmuz oldu. Herkes havalimanına geldi. 100 bin kişi onu yönettik. Ondan sonra 2018 döviz krizi oldu. Sonra pandemi oldu. Bütün bunlar oldu. Bir şey görmemişsiniz. Biz bir şey görmedik. Bir şey görmedik ama hepsinin V şeklinde geri döndüğünü gördük. Yani ondan dolayı biz hazırdık. İşte öyle geçirdik. Hem defense hem offense. Bu top size geldi. Hem defense hem offense hem saldırarak hem müdafaa evet. ederek bir sporcu için hele hele. Sizde bir de birebir yani iş sadece fizik güç falan filan değil. Bir zamanlar fizik güçmüş. Evet. İkinci bir şeyi de arada sormak istiyorum. Şimdi gençler deniyor ya. Şimdi 28 yaş Sani Bey için çok genç bir yaş tabii ki. 28 için bayağı bir şeyler verebilir. Sizin sporunuzda ise 28 sonlar galiba değil mi? Yani şöyle diyebilirim, şu an A milli takım kadın takımında, güreş takımında en eski sporcu benim. Ve Yasemin Adar Yiğit var, olimpiyat üçüncümüz bildiğiniz üzere. Belki takip ediyor olanlarınız vardır aranızda. Sonlar demeyelim, eğer bir kadının, bir sporcunun hedefi varsa eğer, bu benim üçüncü olimpiyatlarım olacak. İnşallah. Eğer olimpiyatlarda ülkeme altın madalya kazandırırsam, neden 2028 olimpiyatları olmasın? Bütün hedefim, çalışmam, az önce de Pelin Hanım'ın söylediği gibi, aslında hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Bizim sezon içerisinde Avrupa Dünya Şampiyonamız her sene yenileniyor. Tabii bunun akabinde birçok turnuvalara gidiyoruz, uluslararası maçlarda güreşme fırsatımız oluyor. Dediğim gibi bizde hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Spor alanında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bizim görevimiz. Çünkü şu an bayrak bizim elimizde. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz dediğim gibi. Ülkemize de altın madalya kazandırmak için bütün çalışmalarımızı, bütün hedefimizi oraya kitlemiş durumdayız açıkçası. Peki bu bireysel sporda karşıdakinin bir de gücü tamam da ruhunu anlamak gerekiyor. Yani şöyle, 12 ay boyunca sadece 6 dakikalık müsabaka için mücadele ediyoruz açıkçası. Çünkü bireysel spor yapıyoruz. Güreş bildiğiniz üzere sadece minderde iki sporcunun yarıştığı bir spor. Kenarda antrenörlerimizin yapabileceği herhangi bir şey olmuyor. Tabii ki destek, motivasyon açısından ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama dediğim gibi minderin ortasındayken sadece rakiple yalnız oluyoruz. Dikkat, konsantrasyon, hız, atak, yani bunların hepsini aynı anda düşünebilme ve sergileyebilmek çok önemli. Bunu da bu son yapılan dünya şampiyonasında rakiplerime ezici bir üstünlük sağlayarak ülkeme altın madalya kazandırdım. Dünya şampiyonalarında teşekkür ederim. Japonya güreşte, kadın güreşinde çok iyi bir takım halinde. Olimpiyatlarda 6 sikletin 4'ünü Japonya takımı alıyor. Bu sene benim sikletimdeki Asya şampiyonu sporcuyu sadece ben sayı tuşu ederek dünya şampiyonası finaline yükseldim. Diğer ülkelerde Japonya bütün sikletlerde finale kalan sporcular oldu. Dediğim gibi bu bana nasip oldu ama çok kısa bir zaman kaldı. Temmuz ayında olimpiyatlar var biliyorsunuz. 4 yılda bir yapılan bir organizasyon bu ve çok dünyanın çok büyük bir organizasyon açıkçası. Dediğim gibi her sporcunun hayali olan olimpiyat altın madalyası benim hedefimde tamamen oraya kilitlenmiş durumda. Bütün çalışmalarımız, bütün fedakarlıklarımız bu yönde. Bizlere bu yolda destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu yolda maddi manevi çok önemli destekler lazım bizler için. Çünkü bildiğiniz üzere bireysel spor yaptığımız için yurt dışında bireysel kamplarımız oluyor. Orada birebir antrenmanlara katılmak zorunda olabiliyoruz. Bunun için de gerçekten destek çok önemli. Ben de böyle bir ortama hiç alışık değilim. Kusura bakmayın, biraz hastayım. Daha önce dediğim gibi bizler sahada işimizi daha iyi yapabilen insanlarız. İnşallah da öyle yapmaya da devam ederiz. Teşekkür ederim. Harikasın. Zeynep dönecek misin? Buraya. Niyetim dönmek. Ama dediğim çok, gibi. Çok net soruyor. Diplomat olacak. Benim niyetim bayrağımızı ve ülkemizi dünyanın dört bir yanına temsil etmek.
öyle dönmek. Yani aslında Türkiye'yi temsil ederek ben destek olmak istiyorum vatanıma. Yani diplomat olarak çalışmak benim en büyük hedeflerim arasında. Çünkü şu andaki araştırmalarda Türkiye'de 30 yaş altının %73'ü şu, bu veya öteki şekilde kapağı yani yurt dışına atmak istiyor. Maalesef. Bu herhalde en yüksek oyu alan fikir şu anda, ortak fikir. Onun için senin gibi hele hele en üstün 10-15 okul arasında olan bir yere gidip orada belli bir eğitimi alan bir insanın daha doğaldır kalmayı düşünmesin, hayatın daha kolay olarak olması. Peki şu anda teknoloji acayip bir yere doğru gidiyor. Senin seçtiğin tarafta da teknoloji daha öteye gidecek. Evet, biliyoruz, az önce gördük ki tıpta yapay zeka nerelere gidebilir, işte enerjide nerelere gidebilir. Her tarafta teknolojinin ve teknolojiye dayalı gelişmenin öne çıkacağı bir zaman başlıyor. Senin için korkutucu mu? Çünkü bugüne kadar yapıldığından çok farklı bir eğitimden geçip, bugüne kadar insanlara meslek diye alına yapıştırılan şeylerin çoğunun kalmayacağı, çoklu mesleklerin olabileceği, farklı çalışma şekillerinin olacağı yepyeni bir döneme geçiyoruz. Biz idare ederiz de, sen sıfırdan başlıyorsun, nasıl görüyorsun? Yani ben teknolojiyle çok iç içe bir insan değilim ne yazık ki. Genel olarak böyle sadece araştırmalarımı yapayım, makaleler okuyayım, birkaç araştırma yapayım, makalemi de yazayım. Tamam, o zaman hani benim için yeterli. Ben şey diyorum, bilgisayardan anlayan arkadaşlarıma sorarım genelde ben. Ben diyorum, bilgisayarı açıyorum ve kapatıyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Zavallı bilgisayarın diyorlar. O 11 gün, 21 gün açık bırakmışsın bilgisayarını. Ne kadar çok işin içinde olmasam da ben bence korkutucu değil. Çünkü bunu ayak uydurmak da bizim elimizde aslında. Yani öğrenmemiz gereken noktada bilgiye erişim her yerde, her zaman. Öyle olduğu için siz tabii uzaktan demeyi sevmezsiniz Levent Bey. Siz zaman ve mekan sınırı olmadan diyorsunuz. Zaman ve mekan sınırı olmadan her an her şekilde ulaşabiliyoruz aslında. Bence pandemi de bunu aslında kolaylaştırdı çünkü online meetingler bu kadar yaygın değildi. Ben bunu faydalı buluyorum. Çünkü insanlar genelde yüz yüze tercih ediyorlardı öyle bir imkan olsa da. Bazı sınırları aşabildiğimizi düşünüyorum pandemiyle de beraber. Bir pozitif tarafı olarak. Ama dediğim gibi bence hiç kimse için korkutucu olmamalı. Yani yaş grubu bağımsız, meslek grubu bağımsız. Çünkü bilgiye erişimin kolay olması bir kere anahtarın bizde olduğunu gösteriyor. Harikasın. Peki efendim, Türkiye'de yeni bir araştırma, gelecek deyince benim en korktuğum cevaplardan biri gelmiş. 3,5 yıl demiş, %48. Gerisi de 5 yıl demiş. 3,5-5 yıl arasını topladığınız andan itibaren %80'lere geliyor. Şimdi gelecek deyince, hani ben hep 20-30 sene sonrasını düşünürken, insanların 3,5 sene sonrasını gelecek demeleri çok miyop bir durum. Sani Bey, büyüyünce ne olacaksınız? Büyüyünce pilot olacağım. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim gelecekle ilgili. Bundan 300 yıl önce aynı bu yaşlarda 3 kişi otursaydık aramızda hiçbir bilgi farkı olmayacaktı. Çünkü 300 yıl önce birisi doğup çocukluğunda ve gençliğinde aldığı bilgiyle ölüyordu. Yani çünkü arada bir gelişme yoktu. Ondan sonra çok ciddi bir gelişmeler oldu. Niye? Bir kere nüfus çok arttı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. 1923'te dünya nüfusu 1.9 milyar, şimdi 100 yıl sonra dünya nüfusu 8 milyar. Yani 4 katı. Türkiye nüfusu 1923'te 13 milyon, şimdi 85 milyon, 86 milyon. 6,5 katı büyümüş. Şimdi 300 bin yılda dünya 1.9 milyar olmuş, 100 yılda 8 milyar olmuş. Demek ki bu dönemde, bize rastlayan bu dönemde korkunç bir gelişme var. Sanayi devrimlerinin 4'ü de bu dönemde yapıldı. Bu 4 sanayi devrimiyle birlikte müthiş bir gelişme oldu. Bu gelişmeyle birlikte gelecek tabii ki çok hızlı giriyor. Biz onu tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani bizim yapacağımız, mesela yapay zeka, bizim kalkıp bundan sonra yapay zekanın bir şeyini üretecek halimiz yok. Ama yapay zekayı kullanmasını bilmemiz lazım. Bütün halisi o. Yani teknolojilere, gelişimlere adapte olabilmek için elimizde ne varsa yapmamız lazım. Ben şunu söylemek istiyorum, hani Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili. İşte en önemlisi laiklik. Laiklik derken hani bir laikliğin aynı zamanda hem dini hem de
yönetimi koruyor. Yani laikliği Atatürk ilan ettikten sonra hemen de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyor. Laiklik önemi. Demin söyledim, kadın haklarının verilmesi ve üçüncüsü de eğitim. Eğitim o kadar önemli ki, yani bir ulus yaratıyorsun. Bir ulus yaratıyorsun 100 yıl önce. Bu ulus yaratılırken eğitim çok önemli ve eğitimin içinde dil devrimi. Atatürk geometri kitabı yazmış biliyorsun. Geometri kitabının yazmasının nedeni şu. Evde annesiyle babasıyla konuştuğu lisanı şeyde yapamıyor. Okulda almıyor. Yani okula gidiyor bir üçgenin alanı için. Ne diyorlar? Bir müsellesin mesai sathiyesi kaidesiyle irtifainin hasili zarbinin nıfsına müsavidir. Yani bir üçgenin alanı tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısıdır. Bunu böyle diyor. Şimdi Atatürk bunları değiştiriyor. Yani demek istediğim şu. O zaman buydu. 13 milyon nüfus vardı. Müsellet diyorlardı. İşte herkes üstüne düşen görevi yaparak bugünlere geldi. Ama bundan sonra çok hızlı gidecek. Çok daha hızlı gidecek. O hızı nasıl yakalayacağız, nasıl yapacağız onu düşünmek lazım. Harikasınız. Ne dersin? Hem Cumhuriyet kazanımı ne, hem sen bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Şöyle, zaten biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu en büyük miras, en büyük bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Kadınlara bıraktığı en büyük miras budur bence. Çünkü ben kendi branşımda, güreş branşından konuşmak istiyorum. Bizim ilk güreş branşı açıldığı zaman açıkçası destekleyenlerimiz olmadı. Daha çok kapatmak isteyenler çok oldu. Biz bu tabuları yıktık, ben buna inanıyorum. Bugün dünya şampiyonu olarak burada oturuyorsam gerçekten yıkmışız demektir bence. Bizim zamanımızdan ya da bizim arkamızdan gelen çocuklar için çok iyi rol model olduğumuza inanıyorum. Bizler Cumhuriyet kadınıyız, bunu böyle ilelebet devam ettireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında kazandırdığım altın madalyamı da Cumhuriyet'e armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sen nasıl görüyorsun sonuç olarak? En sondan gelen ve en çok faydalanan da sen oldun. Çünkü arada çok fazla mücadele var. Sen geldiğin yerde nasıl görüyorsun? Hangi değerleri önemsiyorsun? Ya öncelikle Cumhuriyet'in 100. yılını bu yaşımda bu şekilde kutluyor olmak bence çok onur verici, çok gurur verici. Bir kez daha gerçekten yani tarihimizle, her şeyle gurur duyuyorum. Şu şekilde... Bence Cumhuriyet bize verilmiş bir nimet yani ama bu okey elimizde var, çok güzel, gerçekten bize getirisi çok büyük. Bunun farkında olmak ilk adım ama bu noktada bize çok büyük görev düşüyor yani biz gençlere, çok büyük görev düşüyor. Bunu gerçekten onurlandırabilmek ve üzerine de koyabilmek yani daha da sağlam bir hale getirebilmek yine bizim elimizde. Yine hani dönecek misin diye sordunuz ya. Her anlamda, dünyanın her yanında biz bir örneğiz zaten. Bu örnek teşkil ederek devam etmek de çok kıymetli. Biz birçok ülkeye daha önce, birçok millete örnek olmuşuz. Birçok ilerici harekete örnek olmuşuz. Sayın Mustafa Kemal Atatürk. Bu çok güzel gerçekten. Bence hani bizim neslimiz öncelikle tarihini bilerek devam etmeli. Çünkü geçmişimizi bilmediğimiz sürece yani... mümkün değil bu cumhuriyete sahip çıkabilmek. Onun dışında yine ben hani bunun yolunun eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Baktığımız zaman yani 10 küsur yıl savaş geçirmiş bir memlekete rağmen o cumhuriyet döneminin devlet adamları Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yine iyi eğitimciler ve iyi öğrenciler yetiştirmek adına çok büyük emek sarf etmişler. Hani zaruri ihtiyaçlar bir kenara, onları halletmeye çalışırken iyi öğrenci ve iyi eğitimci yetiştirmek üzerine çok büyük çaba sarf edilmiş. Bu noktada yine işin eğitimden çok büyük bir yani eğitimin çok büyük bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yaşar, çok çok teşekkür ediyorum. Galiba bu Cumhuriyet'in 100. yılının hepimizin bir murakabe yapma dönemidir. Yani bir yere kadar evet aslan, kaplan şöyle oldu, böyle oldu dediğimiz kadar neredeyiz, nereye gitmek gerekiyor, neyimiz eksik kaldı, nelerin sayesinde buraya geldik, nelerin sayesinde yavaşladık, nasıl gideriz diye. 10. yıl marşının sonu ileri diye biter. O zaman sürekli olarak ileriye gitmeyi bulmak zorundayız. Efendim 3 şampiyonla bugün beraberdim.
Üçü de kendi alanının şampiyonu. Evet, bütün şampiyonlara çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Duman almış, gümüş dere durmaz akar.